Manşete hoş geldiniz. Pazartesi günü yoktum, bilgisayarım çöktü. toparlamakta epey zamanımı aldı. Hala da tam olarak halledebilmiş değilim belli konuları ama bugün yayın yapabilecek noktaya geldim. Pazartesi ve çarşambayı birleştirerek gideceğiz. Elbette eskimiş yorumları, eskimiş haberleri gündeme getirmeyeceğim ama pazartesi söylemek istediğim kimi şeyler ki yayına hazırlanmıştım, yapamadım. Pazartesi günü söylemeyi planladığım kimi şeyleri bugün söyleyebileceğim çünkü bakıyorum hala tartışılıyor. Ama önce... Kısaca hızlıca bir gündemde dolaşalım. Son saatlerde ne oldu? Ona bakalım ki bunlar önemli. Süleyman Soylu paylaşmış Türkiye'nin İçişleri Bakanı. Ben Gestapo şefi diyorum. Namı diğer SS zaten baş harfleri Süleyman Soylu ESES. Tarihi 2 Şubat, İpsala Yunanistan sınırı, Ayakkabılara çıkarılmış, elb elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu diyor ve Avrupa Birliği'ni suçluyor. Yani muazzam bir pişkinlik var. Bunlar da paylaştığı buzlanmış görüntüler. Bunun üzerine bizim bir şey söylememize gerek yok. Cevheri Güven söylemiş. Bu mülteciler senin sorumlu olduğun jandarma bölgesinde donarak öldüler. Yunanistan'ın geri itmelerini eleştirilecek kişi sen değilsin. Sen kendi sorumluluğuna bak. 2019'da otobüslerle taşıdığın, zorla Yunanistan'a ittiğin ve bu sırada boğulan, vurulan mültecileri unutmadık diyor. Evet. Yani Türkiye'yi yönetenler insanları ateşe atıyorlar ve ölünce de onlar üzerinden propaganda yapıyorlar. Böyle bir ülke oldu. Yani bu genç Eren meselesi de öyle. Nasıl öldüğüne bakın o çocuğun. Yer göstermek için güvenlik güçlerinin önüne düştü ve sonra da hayatını kaybetti. Öldüren de ölümüne yol açanlar da belli ama enteresan. Mülteci demişken Hollanda'dan sığınma talep eden Türk vatandaşlarının sayısı hızla atmaya devam ediyor diyor BBC News. Yani artık sadece hakkında soruşturma olanlar, arama kararı olanlar falan değil. Herkes şu anda Türkiye'yi terk etmeye çalışıyor. Gençlerin %70'inden çoğu. Yani mesele artık kriminal olmaktan çıktı. Ve yine mesele ülkenizden gelip geçen Afganlar, Sudanlılar, ne bileyim Iraklılar, Suriyeliler meselesi olmaktan da çıktı. Bir başka tweet Altay Dikeç paylaşmış. Gözlerime inanamıyorum olay bu seviyeye gelmiş diyor. E, olay bu seviyeye gelmiş dediği de Parayla yüksek lisans ve doktora tezi yazan bir şirketin tanıtım filmi. Talep ettiğiniz konuya sayfa, sayfa sayısına yazım diline göre tezlerinize son halini veriyoruz. Amacımız %100 başarı sağlamaktır diyor. Parayla tez yazıyorlar. Bunun altına yorumda bulunan Profesör Doktor Savaş Genç bir sonraki aşama Orta Asya ülkelerinde ödemeyi hocana yapıp diplomanı alıyorsun. Böyle bir ülke. Bacaksız her şeyi açık etti dedik KJ'de. Kastettiğimiz ne onu da e, Levent Kenez'den alıntıladım. Levent Kenez'in e, TR724'deki son yazısının başlığıydı. Bacaksız her şeyi açık açık etti. Biliyorsunuz Trabzon'da e, kürsüye 9-10 yaşlarında bir çocuğu çıkarıyorlar. Bunun Süleyman Soylu'nun marifeti olduğu da ortaya çıktı. Daha sonra e, çocuk şeye e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bindirmeye başlayınca Bay Kemal, Bay Kemal diye bu Tayyip Erdoğan'ın hoşuna gidiyor ve mikrofonu uzatıyor. Birazdan onun görüntüsünü de göstereceğim. Ve sonra da işte Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyor. Sonra da demiş ki işte ben hain kelimesinin ne olduğunu bilmiyorum. Neyse biz şu anda çocuğu yargılamayalım. Çocuğu oraya çıkan ve o şekilde konuşturan, o şekilde konuştuğunu görünce de eline mikrofon uzatan şahısta ve şahıslarda. Birazdan görüntüsünü vereceğim. Levent Kenez bu yazısının en sonunda diyor ki Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamızın yanında kim ki? Diyor çocuk. Bunda bir şey yok güler geçersin ama o adam hain hain diyor ya işte mesele o. Bacaksız her şeyi açık etti derken Levent Genez bu ironiyi yapıyor. Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamızın yanında yanında kim ki? O adam hain hain. Yani de Bay Kemal'i değil sanki Cumhurbaşkanı amcasını amcasına söyler gibi cümlenin gelişinden kimi kastettiği anlaşılmıyor ama Levent Kenes o ironiyi yakalamış. Ferhat Hancı paylaşmış İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan gençlere bir sivil polis her yer benim bölgem yapamazsınız diyor. Şimdi böyle bir Türkiye'de insanlar kalmak ister mi? Kalmak istemiyor işte yani. Cizre Emniyet Müdüründen dalyan ailesi, Dayan ailesine gazete duvardan getiriyorum. Olayı abartmayın. Cizre'de kaymakama ait polis aracının çarpması sonucu ölen Abdülgaffar Dayan'ın amcası Mehmet Said Dayan'ın emniyet müdürünün kendilerine olayı abartmayın dediğini anlattı. Evet. O arada bir Ali Babacan'ın CD'si var mı yok mu hikayesi dönerken avukat Vural, Vural Ergül buna açıklık getirmiş. Gökhan e, Nuri Bozkır Ukrayna'dan paketlenip getirildi biliyorsunuz. Ve onda çıkan materyallerden biri de Babacan'a ait bir CD veya kaset neyse oymuş. Bundan tabii ahlak dışı görüntüler falan kastediliyor veya bir şantaj aracı mı acaba falan diye speküle edildi. Vural Ergül bu konuya açıklık getirmiş. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a dair sauna çetesindeki CD hiçbir halde şantaj unsuru oluşturacak içerik taşımıyor. Üstelik aynı CD içerisinde CHP milletvekillerinin de biyografik istihbarat bilgileri yer almakta. CD içerisinde görüntü bulunmamakta demiş. Babacan ve adı geçen diğer milletvekillerinin kişisel özellikleri, inançları, değerleri, duyguları, sağlık, ekonomik eğitim durumu, aile yapısı, arkadaş ve akraba çevresi, hobileri, grup üyelikleri ve benzer kişisel istihbari bilgiler bulunmaktadır diyor. Fişlenmişler yani. Orada ismi geçenler bir şekilde fişlenmişler. Bu arada yine bir son dakika gelişmesi. Sedefka baş adına iç hukuk yolları tükeniyor yavaş yavaş mahkemelere yapılan itirazlar reddedilince avukatları Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne götürdü konuyu. Sedef Kabaş adına biraz önce Anayasa Mahkemesi'ne tedbir öncelik talepli bir bireysel başvuru yaptık diyor. Yaman Akdeniz başvuruyu ifade Özgürlüğü Derneği Hukuk Ekibi Uğur Poyraz'la birlikte hazırladı. Kerem Altıparmak Parmak tarafından Ankara'dan elden AYM'ye sunuldu diyor. Yani İvedi bir an evvel elden de sunuyoruz bir an evvel tahliye talepli filan. Anayasa Mahkemesi başvurusunda Sedef Kabaş'ın tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi talep edildi diyor. İnşallah Anayasa Mahkemesi bir an evvel bunu görüşür ve Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verir diyeceğim ama Anayasa Mahkemesinde 3 ay, 6 ay bekleyen dosyalar da var, 6 yıl bekleyen hiç kapağını açmadığı dosyalar da var. Bakalım hangisi olacak. O arada yine bir son dakika bilgisi. Avrupa Konseyi ihlal prosedürünün resmen başlatılmasına dair ara kararı kabul etti. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Osman Kavala serbest bırakılmamıştı. O, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlı bir organ. Ee, Avrupa Konseyi'nin siyasi organı Bakanlar Komitesi bugünkü toplantısında Kavala'nın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine Aralık ayı da başlattığı ihlal prosedürünün ikinci aşamasını oylamaya sunmuş efendim. Ara karar oy çokluğuyla kabul edilmiş. Evet. Şimdi ne olacak? E, bu da e, çok speküle ediliyor. E, bu aşamadan sonra olabilecekler Türkiye'nin önünde Kavala'yı tahliye etmek ya da e, beraatine karar vermek dışında bir seçenek kalmadı. Aksi takdirde Türkiye ağır yaptırımlara e, uğrayacak. Yine... E, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin dosyasını ahimet sevk ettiği ilk ülkede Türkiye oldu Ancak dışişleri yaptığı açıklamayla bir anlamda umutları da söndürdü yani kavalayı tahliye etmeyeceğiz diyor. E, bu açıklamanın şu noktasında da e, tam da şu bölüm Evet ahim kararlarının, icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi'nin gündeminde başka ülkelerle ilgili çok sayıda uygulanmayan karar bulunurken diyor Dışişleri Bakanlığı. Yani diyor bir, bir, başka ülkeler bu kararı uygulamıyor zaten. Ne diye bizim üstümüze geliyorsunuz? Bir sonraki paragrafta iç hukukta devam eden dava süreci göz ardı edilerek siyasi sahiplerle alınan bu ön yargılı kararın diyor. Yani iç hukuk mu var sizin? Dava siyasi değil de ne diyeceksin ama işte bazı şeylerin esprisi yapılmıyor. 1555 gün olmuş Osman Kavala içeride. Ahim demişken Orhan Kemal Cengiz güzel bir Orhan Kemal Cengiz güzel bir hatırlatma yapmış. Ahim'in 40 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararı Kılıçdaroğlu için acil ve yakıcı bir helalleşme çağrısı aynı zamanda diyor. Evet o vekilleri oraya gönderen Kılıçdaroğlu'nun aldığı karardı. Ve 5 yıldan uzun bir süredir Selahattin Demirtaş ve Gen Yüksekta eş başkanlar olmak üzere onlarca milletvekili eza cefa görüyor. 1- Gecikmiş adalet adalet değildir. Ahimin ihlal var demesi niye bu kadar gecikti? 2- Bu noktadan sonra artık Türkiye derhal bunları tahliye etmeli ama Kavala kararına bakarak görüyoruz ki Türkiye bildiğini okuyacak. Bunda da jeopolitik dengeleri e, gözetecek. Yani şu anda kimsenin Türkiye'ye bakacak hali yok. Dünya Ukrayna'daki krizle haşır neşir. 3- Orhan Kemal Cengiz'in dikkat ettiği, dikkat çektiği konu helalleşme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu samimi ise evet önce HDP'li vekillerle bir helalleşsin. Nasıl helalleşecekse 5 yıl aşkın bir süredir içerideler. O arada Adalet Bakanlığındaki devir teslimde herkes bu fotoğrafı paylaşarak yeni bakan kim, eski bakan hangisi diye birbirine espriler yapıyor ama daha çok benim dikkatimi çeken Bekir Bozdağ'ın yüz ifadesi oldu. Ee, tanıdığım Bekir Bozda, e, bildiğim Bekir Bozda gitmiş başka bir insan gelmişti. Sağlık problemleri yaşadığı iddia ediliyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama da yapılmıyor. Aynı şekilde ağır sağlık problemleri yaşayan propaganda bakanı namı diğer Cimer. E, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da görevden alınmak üzere olduğu konuşuluyor. Bekir Bozdağ deyince aklıma benim CHP ile kol kola olduğu bu fotoğraf geliyor. Levent Kök o zaman CHP Grup Başkan Vekili miydi? Evet. Böyleydiler efendim mecliste. İhlal kararlarına imza atarlarken. O arada Mehmet Barlas Bozdağ'ın niye iş başına geldiğini açık etmiş yazısında. Hemen ilk paragrafta Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ın atanması bundan sonra hukuksuzluğa karşı daha az hoşgörülü olunacağının işaretidir diyor. Abdülhamit Gül yumuşak gidiyordu. Şimdi bundan sonra artık Ali Kıran Başkesen. O arada Abdülhamit Gül demişken Abdülhamit Gül gitti. Arkadaş yani herkes arkasından insan haklarına insan hakları eylem planını getirmişti. Hukukun üstünlüğü diyordu falan diye tuhaf bir böyle güzelleme yarışına girdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu bir dizi tweet'le taşı gediğine koymuş. Aynen okuyacağım. Abdülhamit Gül görevden affını istemiş, affedilmiş. Peki seni binlerce hasta mahpus, göz yumduğun adil olmayan yargılama mağdurları, çıplak aramanın hesabının sorulmasını isteyenler, hesap sorulmaz diye düşünen cezaevi görevlerinin darp ettiği mahpus ve yakınları affedecek mi? Sana sorduğumuz 2600 soru önergesinin %80'ini cevaplamadın. Öyle istifayla kurtuluş yok. Halime Gülsun'un, Muzaffer Özcengiz'in, Medeni Arifoğlu'nun, Veysel Atasoy'un, Koçer Özdal'ın, Garibe Gezer'in ölümlerinin hesabını vermedin nereye? Daha mahpus Mustafa Kabakçıoğlu, Nesrin Genc Osman, Mevlüt Öztaş, Fatih Terzioğlu, Sabri Kaya, Erdinç Tülay ölümlerinin hesabını vermedin. Nereye? Daha sırf siyasi mahpus olduğu için tahliye edilmeyen, babaların, baba hasretiyle ölen Ahmet Burhan'ın, beyin tümörlü Selman'ın hesabını vermedin. Nereye? diye soruyor. O arada İbrahim Özdabak yeni Asya'da çizdiği karikatürde sen bakansın gidemezsin istifa bile edemezsin diyor bu affedilme meselesiyle ilgili. Böyle bir şey literatürde yok. Bir insan iki türlü e, göreve veda eder. İlki ya görevden alınır ya da istifa eder. Bunun ortası yok. Başka bir izahı da yok. E, böyle af ben görevden affımı istedim o da beni affetti falan böyle şeyler yok. Böyle literatüre tuhaf tuhaf laflar sokmanın da bir manası yok. Gerçekten hukuken de resmende de hükümsüzdür. Yani bir insan ya istifa eder ya da görevden alınır. Kovulur kovulur. Ben İngiltere'deyim bir bakan görevden alındığında biz, bizdeki gibi görevden alındı falan da denmiyor. Kovuldu deniyor. Ankara Barosu işkence iddialarına sessiz kaldı biliyorsunuz. Ve <laughs> İnsan Hakları Derneği'nin Ankara Emniyetindeki işkence iddialarına ilişkin raporunu açıklamadı. Biz bunu savcılığa verdik demekle yetindi. Bir anlamda raporu kabul etti ama açıklamayarak da ikili oynuyor. Öbür taraftan işte biz savcılığa verdik görevimizi yaptık demeye getiriyor ama yani e, kuzuyu kurda emanet ediyorsun. Savcılık hangi iddianın üzerine gitmiş ki? Sonra da binasının üstüne böyle pankart asmış. Hukuksuzluğun tam da karşısındayız. Evet. Karşı kaldırımdan bakıyorsun hukuksuzluğa. Salih Ergerlioğlu paylaşmış. Temde işkence gören kişiler tutuklandı. Az önce mağdur mağdurlardan birinin yakınıyla görüştüm. Ne diyor? Bugün görüştük, İşkence sosyal medyada gündem olduğu için bizi ipten kurtardınız. Çok daha kötü şeyler yapabilirlerdi. Evet. Demek ki şey yapılınca, gündeme getirilince, demek ki konuşulunca, demek ki sosyal ağlarda gündem olunca bu konular işe yarıyor. Sedef Kavaş içeride dosyası Anayasa Mahkemesi heyetinin önünde ama Twitter'da etkin. Belli ki dışarıda birileri onun adına hesabı yönetiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse dilini koparırız sözüyle muhatap aldığı kişinin Sezen Aksu olmadığını söylemiş. Ama ironiye bakın ki aynı yayında benim kullandığım anonim bir atasözü üzerinden kendisini kastettiğime dair kesin kanaat bildirmiş. Evet. O arada Gürbüz Sönmez cezaevinde 80 yaşında ve 5 yıl aşkın bir süredir cezaevinde türlü rahatsızlıklarla, türlü dertlerle yatıyor. Onu da bu vesileyle bir kere daha gündeme getirelim ama gerek Adalet Bakanlığı, gerek ceza tevkif evleri vs. kapı duvar. Kimse gereğini yapmıyor. Siyasetle devam edelim. Adil Bey ona dersini verdi demiş Cumhurbaşkanı ama bu haberde Dikkat çeken bir konu var. Hürriyet Gazetesi'nde Gizem Karakış'ın haberinde Erdoğan ağzından şu ifade yer alıyor. Bir ihale yapmışız. Bu ihalede beşli çete diyor müteahhit firmalara. Bu firmalara bizim burayı üç kat fazlasına verdiğimizi söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e yarın akşam çık ve bunun dersini ver dedim. Ertesi akşam Adil kardeşim çıktı. Televizyonda buna güzel bir ders verdi. E, Ulaştırma Bakanı nereye çıktı? Türkiye çıktı bir gazetecinin karşısına demek ki hepsi danışıklı. Saraydan telefon gitmiş, e, te, kanal da ayarlanmış ve Ulaştırma Bakanı orada Kemal Kılıçdaroğlu'na bindirmiş. Medya artık böyle yönetiliyor ama yönetilemeyen tarafına ilişkinde bir genelge çıktı yola geliyor. Yani genelge çıktı, yayımlandı ama e, yapılacaklar var belli ki. Ben genelgede bugüne kadar pek dile getirilmeyen bazı e, satırların altını çizdim sarı ile işaretledim onları Cumhurbaşkanlığı genelgesi. Burada bana göre ağırlıklı olarak sosyal ağlar ve internet üzerinden yapılan yayınlar. Her neyse video, yazılı, görsel neyse yayınlar. E, özellikle tabii görüntülü yayınlar aynı bizim bu YouTube mecrasında yaptığımız gibi Instagram'da olabilir, Twitter'da olabilir, TikTok'ta olabilir. Bütün bunların artık kontrol altına alınması amaçlanıyor. Unutmayın otoriter yönetimler yüzde bir bile olsa negatif bir sesin, tahammül edemediği bir sesin çıkmasına izin vermez. Onu engeller. Bu genelgede de zaten o kelimelerin altını özellikle çizdim. Bakın dijitalleşme çağında diyor. Daha ilk kelime dijitalleşme. Yani hedef orası. İşte zararlı etkilerinden korunmak için dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve tehlikelerinin de olduğu. Yani dijital dünya yararlı olabilir. Bu çağ bu çağ dijital çağ kabul ediyoruz ama bunun zararlı etkilerinden sizi koruyacağız diyor. Hemen bir kılıf bulmuşlar gençliğin korunması milli kültür filan. Bakın sosyal medya ortamları da dahil demiş. Arada böyle geçiştiriyor ama hedef orası esasen. Ve son olarak kapatırken tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır. Yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılması. Önemli rica ederim. Evet geliyor gelmekte olan. Orada biraz evvel e, söylediğim e, videoyu sizin için tekrar göstereyim ama sesini açmayacağım. Bu Trabzon'daki görüntü farklı bir açıdan çekilmiş. Burada e, başta Süleyman Soylu olmak üzere herkes e, çocuğun e, mikrofonu e, Tayyip Erdoğan'ın elinden kaptığını söyledi ve e, yalan söylediler, hedef saptırdılar. Burada esersen olan bu değildi. Çocuk bir şekilde Erdoğan'a sarılıyor falan bir şekilde kürsüye çıkarılmış zaten sonra Erdoğan ona bir hediye veriyor işte oyuncak araba el sallıyor kalabalığa ve daha sonra yüksek sesle maskesini de açarak Bay Kemal, Bay Kemal diye bağırmaya başlıyor çocuk. Erdoğan bunu duyunca bu çok hoşuna gidiyor ve dikkat edin mikrofonu çocuğa uzatıyor sen bunu diyor mikrofona söyle. Ve her şey böyle oluyor ve çevresindekiler de böyle sırıtıyorlar. Erdoğan'ın yapamayacağı şey yok. Bir hafta önce Sezen Aksu'ya cami mihrabında imamın yanında o dilleri kopartırız dedi. Bir hafta sonra da bir çocuğun dilinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hain ilan etti. O arada milli kültürümüz gençliğin korunması derken beyefendinin kanallarında işte aile faciaları bu şekilde deşifre edilmeye devam ediliyor. 18 yaşında bir kız işte efendim bir evli adamla beraber olmuş da vesaire. Evet. Sonra da o kızı ekrana çıkartıp hayatını karartıp kendi 15 dakikasını yaşatıp fırça üstüne fırça atıp yerin dibine batıran Esra Erol ailemizin hanım hanımcık televizyoncusu oluyor. Devam edelim Ekrem İmamoğlu haberiyle demiş ya devlet bahçeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden affını istemesi demokrasinin önünü açmasıdır. Bu konuyu sıcak tutmaya devam edecekler belli ki ve Erdoğan da gittiği her yerde balıkçı göndermesi falan yapıyor. Ben bu balıkçı göndermesiyle ilgili olarak sadece bir dikkatimi çeken konuyu hatırlatıp geçeceğim ama bu konu gündemde kalmaya devam edecek. İngiltere. Ankara Büyükelçisi ile Balıkçı Kahramanda, Rumeli Kavağında İstanbul'da ve İstanbul kar fırtınasına teslimken yenilen bir yemek. Burada Ekrem saatlerce sus e, susmasına, Ekrem İmamoğlu'nun saatlerce susmasına ve saatler saatler sonra bu durumu kabul etmesine yol açan, artık çok büyüdü bu durumu kabul etmek zorundayım falan dedirten olay. E, Şuydu Ekrem İmamoğlu bir ay içinde iki kere İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesinin deşifre edilmesi, bilinmesi, öğrenilmesinden rahatsızlık duydu. Aralık ayında İngiltere Büyükelçisi İstanbul'a geldi makamında Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ocak ayında da gene İstanbul'a geliyor Ankara'dan kalkıp İngiliz Büyükelçisi ve bu defa Balıkçı'ya gidiyorlar. Ekrem İmamoğlu Akkom'da veya başka bir yerde makamda Büyükelçiyi kabul edemezdi. Ee, bu görüşmenin de gözlerden uzak bir dost yemeği biçiminde geçeceğini belli ki tahmin ediyordu ama öyle olmadı. Bir biçimde deşifre oldu. Bundan dolayı da e, zaten öfkelendi olan biten şeylerden dolayı ama öfkesini artıran unsurlardan da biri oldu İngiliz Büyükelçi ile bir ay içinde ikinci kez görüşmesinin deşifre olması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da bizim burada aylarda söylediğimiz şeyi söylemiş erken seçim ihtimali yok diye. Bugün bu koşullarda hiçbir hükümet, hiçbir iktidar seçime gitmez. Ben iktidarın Haziran 2023'e kadar bu işi oyalayacağını ve imkan olursa bunu erteleme seçeneğini dahi düşüneceğini tahmin ediyorum. Ama muhalefet iktidara gerek kalmadan birbirine düşmüş bile. Daha önce ee, yeni Çağ gazetesinin de sahibi, sahibi İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeleri eleştirmiş ee, partiden e, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz seslerinin yükseldiğini söylemişti. Buna Yavuz Ağraloğlu da eklendi. İyi Parti Genel Başkan yardımcısı. Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakından falan diye sormuş. Yani CHP'nin kendi oyu var. Cumhur İttifakını bölen oradan bize, Millet İttifakı'na oy geçişini sağlayan parti biziz diyor. Bunlar ne kadar böyle derlerse desinler Ocak 2022 Metropol anketinde muhalefetin ülke sorunlarını çözüp çözemeyeceği sorulmuş. Yani muhalefet yönetmeye hazır mı? %47 hayır hazır değil demiş. Evet. Muhalefet bir güven de vermiyor. O arada bana göre ana gündem e, pahalılık elektrik faturaları, enerji faturaları. İTO'ya göre yıllık enflasyon %50.9 ile 19 yılın zirvesindeymiş. Ama faturalı haberleri demişken şu herhalde her şeyin zirvesinde tezekle ısınan köy evine 1722 lira elektrik faturası gelmiş efendim. Ödemek için inek mi satayım diye soruyor vatandaş. Yani bana göre elektrik faturası haberlerinin şahikası buydu. Onun için bunu seçtim getirdim. Zaten herkes faturasını paylaşıyor ve e, bu konuda muazzam bir şok yaşanıyor. Bir diğer konuda haklarını arayan işçiler. E, bütün kuryelerin arkasındayız demiş karga karga kafası. E, yanındayız deseydin daha iyiydi diyor kurye. E, trend yolla başladı Dijitürk vesaire pek çok alanda e, işçiler kendilerine yapılan zambı beğenmeyerek eylem yaptılar. Sonuç alanlar var. O açıdan da bu bir hareketliliğin başlaması açısından da enteresan. İktidar da muhtemelen bunu e, kaygılı gözlerle izliyordur. Rojda Oğuz paylaşmış. Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nde son bir ayda 10 avukat sözleşmeli olarak işe alındı. İsimlerini paylaştım. AKP'li avukatlar. 10 bin Van. 10 30 bin özür dilerim, 30 bin Vanlı Kürdü zam yaptıkları su faturasını ödeyemediler diye icralık etti. Sular kesilmeye başlandı. Şimdi batıda da enerji krizi var. Batıda da enerji fiyatları arttı. Geçen gün BBC'de seyrettim. Bedensel engelli bir kadın bir sosyal konutta işte neyse yaşamaya çalışıyor. Destekle, devlet desteğiyle yaşamaya çalışıyor. İşte diyor 80 pound geliyordu diyor. Geçen sene bu vakitler benim diyor elektrik gaz. Burada elektrik gaz birlikte. İşte şimdi diyor 140 olmuş. Nasıl ödeyeceğim bunu diyor. Yani herkesin faturasında çok ciddi artışlar var. Ama burada devletler limitler koyuyorlar. Teşvikler, destekler koyuyorlar. Artı Fransa'da öyle oldu mesela. Borcundan dolayı kimsenin aboneliği falan kesilmiyor. Elektriği, gazı kesilmiyor. Böyle şeyler yapıyorlar ama Türkiye'de Bunların hiçbiri olmuyor. Sonra da işte doktorlar Almanya'dan böyle paylaşıp sosyal ağlarda, fotoğraf çekip pa sosyal ağlarda paylaşıyorlar. Yer Almanya, bugün vizitte, serviste 3 Türk hekim olduk. Sa e, sayımız her geçen gün artıyor burada. Aynı hastanede, nöbette 3 Türk hekim birlikte fotoğraf çektirip paylaşmışlar. Ülkenin yetişen değerleri böyle gidiyor işte yani ve onların yerine nasıl koyacaksınız başkalarını? Evet, Donbas krizi. Esasen Donbas mı, Kırım mı, Ukrayna mı, Avrupa Birliği krizi mi bilmiyoruz ama sular ısınıyor Karadeniz'de. Konuşuyor efendim. Yani Ukrayna'nın doğusunda Donbas diye bir bölge var. Daha önce Kırım'ı ilhak etmişti Rusya, hemen güneydeki. E, Donbass'ta, e, Donbass'ta daha çok e, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bir bölge. E, çalışanların e, yani nüfusun e, yarısı kadarı çalışanların neyse çalışanların yarıdan fazla olduğu ifade ediliyor. Rakamlar muhtelif. Rusça konuşulan bir bölge ağırlık Rusların yaşadığı bir bölge ve e, bir kıpırdanma var. Bir hareketlilik var. Ukrayna'da bu konuyla baş etmeye çalışırken falan tabi e, Rusya yardıma koştu. Tabi Donbas'ın silahlandırılması, Donbas'ın kışkırtılması, Donbas'ın e, ne bileyim ihtiyaçlarının karşılanması falan kim? Büyük abi Rusya. O arada bir kıvılcım çıktı, bir hareketlenme oldu. Bunun nedenin nerede acaba? E, gene bakalım. Yani büyük devletler bir şey yapmak istiyorlarsa aşağıda bir yerlerde birilerine kıvılcım çak çakarlar veya çaktırırlar. Donbas üzerinden bir kriz patladı ve e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu. Batı bunu bekliyor. İngiltere Başbakanı Ukrayna'ya gitti. Bu arada e, Katar e, Emiri e, Beyaz Saraya e, çıktı ve e, Joe Biden tarafından kabul edildi. Joe Biden e, Rusya e, Rusya'ya yaptırım gelmesi durumunda Rusya gazı keserse acaba Katar Avrupa'ya doğal gaz desteği verebilir mi? Bunun arayışında. Olaylar çok kritik. O arada bakıyorsunuz dünyadaki doğalgaz rezervlerine ilk sırada Rusya var. %24'ü rezervlerin Rusya'da. Onu İran takip ediyor %17 ile. Onu, onun hemen altında da %12,5'la Katar var. Dolayısıyla Katar'da mühim bir rezerv var. Ve Katar'daki rezervin bir şekilde gemilere yüklenerek bir takım işlemlerden geçerek Avrupa'ya sevk edilmesi vesaire gibi arayışlarda var. Ama konu şu Konu 97 öncesi ve 97 sonrası. E, NATO'da e, dok, 1997'den sonra NATO'ya katılan 14 ülke var. Bunlar Doğu Avrupa dediğimiz işte yukarıda Polonya'dan başlayıp aşağıda Balkanlara kadar inen e, ülkeler e, ve bu ülkelere Ukrayna'nın da ilave olmasını katılmasını istemiyor. Rusya dağılmanın ardından Putin yönetiminde tekrar eski benliğine kavuşmanın getirdiği bir özgüvenle çevresini tekrar tahkim ediyor. Gerek Avrupa tarafında, gerek Kafkaslarda, gerekse işte Orta Asya'da Kazakistan örneği hala çok sıcak. Orada kendine bağlı devletlerle bir birlik havası vermeye çalışıyor ve benim benim bahçemden elinizi çekin diyor Batı dünyasına. Olay biraz bununla ilgili. Bir diğer yönü de Almanya'nın artık tümüyle Rusya gazına bağımlı olmasıyla da ilgili bir kuzey Baltık hattı var. Almanya gazını büyük ölçüde Rusya'dan alırsa belli siyasi ve politik konularda da Rusya ile beraber hareket eder mi veya Almanya Rusya'nın elinde kullanışlı bir noktaya gelir mi falan diye İngiltere Amerika ittifakının da çekinceleri var. Bakalım iş nereye gidecek? Çin'deki kış olimpiyatlarından sonra dananın kuyruğu kopar diye düşünüyoruz, bekliyoruz. O arada Atilla Kıyat paylaşmış, bununla bitirelim manşeti. Montre hassasiyetimizi ifade edince bize hakaret eden Hulusi Akar, Montrö'nün sağladığı statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik aramıza hoş gelmiş demiş. Daha bir yıl olmadı. E, 106 amiral bir bildiri yayınladı ve Montre hassasiyetine dikkat çektikleri için linç edildiler. İfadeye çağrıldılar. Başlarına gelmeyen kalmadı. Ama Hulusi Akar e, bugün bu noktaya geliyor. E, niye böyle bir noktaya geliyor? E, yani haritaya bakarsanız göreceksiniz. Karadeniz'in ne kadar ısındığı ortada. Montre sözleşmesi boğazlardan geçen gemileri, askeri gemileri falan onların tonajını, adedini neyse artık e, sınırlayan, e, limitleyen bir anlaşma. Dolayısıyla Türkiye Savunma Bakanlığı Möntrö diyen amiralleri aylar önce linç ederken şimdi stratejik çıkarlar Möntrö demeyi gerektirdi. Peki o amirallerin günahı neydi diye soruyorsunuz. Soralım mı? ya Sormayalım. Gerek yok. Herkes biliyor. Dün dündür, bugün bugündür. Böylelikle bir manşeti daha kapatıyoruz. Biraz böyle daldan dala gitmiş olabiliriz ama çok konu var. Konularda çok birikmişti. Ondan dolayı böyle hem ekspres hem de biraz daha gündem yoğun bir yayın oldu. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.